Merhabalar herkese. Ben Egarsi Feren'e devam. Kuzeyden yoğun bir yeşil derili istilası altındaydım. Karak filmi kuşattılar. Karak İzor'a, asıl önemli olan burayı kaybetmemek. Karak İzor'a da dadanmak üzereler. Ama şu an baskın vaziyetindeler ve baskın vaziyetinde bunlar ekstra sefer hareketi kullanmadığı için şu an Karak İzor'a ulaşamadıklarını görüyorum. Ben en son buradaki Vörzek istilasını bir şekilde def ettikten sonra şimdi sırada kuzeye müdahale etmek var. Yer altını kullana kullana oraya ulaşacağım. Karak İzor'u koruyabilirim ama bu tarafa yönelme ihtimalleri de var. Bununla sıçrayarak buraya gelme ihtimalleri de var. Dolayısıyla yapacaklarını zannetmiyorum. Burayı kuşatmayı bir süre daha devam edeceklerdir. En azından bir tur daha devam edip orayı alacaklardır. O yüzden ben şuralara kadar geleyim. Mümkün olduğunca yani şuraya da ışınlanabilecek halde olayım. İki tur içinde o orduyu yakalamaya çalışacağım bakalım. Okey. Belagor oraya gitti. Başka da ordum yok zaten. Elimde para var. Yeni bir ordu basabilecek kadar, besleyebilecek kadar da nispeten varsaydır ama şuradan her an bir Skaven istilası gelebilir. Ve şunu da iptal ederek acil durum ordusu basmam gerekebilir diye düşünerekten o parayı cebimde tutuyorum. Yapabileceğim bina da yok zaten. Hızlı anlaşmalarda bir şey var mı? Carcassonne'la savunma ittifakı. Talsin'le arası iyi. Yani aslında kötü bir seçenek değil ya. İki tip bunu dövüyor gibi gözüküyor da. Belli olmaz ya, belki kendini toparlar. Bir savunma ittifakı imzalayalım bununla biz. Asker ittifak da mantıksız değil. Ama bir kalsın, bir kalsın. Dur bakayım. Sadece Zufbar'ı görmüşüm diğer cüceler olarak. Onlarla da henüz konfederasyon çok uzak. Bu arada şu Gares kitabının ne durumdayız? Efsane bir Garezleri bir komuta edeyim. Neden bahsediyor? Ha. Okay. Eski Dünya ve Boz Dağları'nı şey yapmak. Efsanevi Garezler. İmsaz tarikatı yok edilmiş. Onu da oradan görmüş oldum. Sky Kalanı ve Moldur Kalanı'nı yok etme var. Moldur Kalanı biraz uzak ama yani olabilir, olabilir. Başka Kaos Cüceleri ve Grimgor. Bu bayağı uğraştırıcı bir şey ama o da olabilir. Talsun ve Argoalon. Onlara bulaşmayacağım. Onlarla iyi geçiniyorum. Trokran'ın yasaklı şehir. Buralar neresiydi? Ha. Kuzey çoraklarını ele geçirmek falan. Onun dışında karayiflerle didişme efsanevi garezi var. Çarpık Ay. Aha, Çarpık Ay yok edilmiş. Elinize sağlık, kimin elinden çıktıysa o yok etme. Herhalde Karaza Karak yok etmiştir ya. Elinize sağlık diyeyim. Mors Kalanı da yok edilecektir ve Karak 8 tepe ele geçirecektir. Bu efsanevi garezi mutlaka yapacağım gibi görünüyor. Bir de şöyle bir şey var. İşgal edilmesi gereken Gümük Doruk. Ha. Bir de böyle bir şey var. Özel bir bina. Oraya da belki bir ara uğrama imkanımız olur. Bakarız bakalım. Ama öncelikle hayatta kalmak önemli olan tabii ki. Karakol mevcut. Yapalım mı? Yapalım. Karakollarını da güçlendirmiş olayım bu sayede. Demirci Ocağı'nın için yeterince ant altınım yok. Bu arada zafer hedefleri neydi? Çarpıkay yok edildi. Mors Kalanı'nı yok etmek var kısa sefer zaferleri arasında. Bir de Çarpıkay asi çocukları var. Burası da Karaza Karak'ı... Aman pardon pardon. Karak 8 tepeyi elinde tutan küçük yeşil derili fraksiyonu. Onları yok ederiz zaten. Bir de elbette Karak 8 tepeyi ele geçirmek var. Bir de 30 yerleşim yeri var ama o olur herhalde. Uzun sefer zaferi bayağı bir uzun. Onu bir geçiniz. Kırık Balta yok edildi. İlginç. Carcassonne bu arada başkenti. Yeni savunma müttefikim talan edildi. İkit Kralı geri çekildi. Yani işte yapay zekanın klasik dingilliği, Carcassonne Kalesi'ni alıp sonra da Brion'u alıp onlara son vermek vardı ama onu yapmamayı tercih etti. Şurada isyan çıkacaktı. Orası zaten kuşatma altında. Yeşillilere karşı 3 muharebe kazanırsak şunları alıyoruz. Okey. Hem de şu biraz geri çekildi. Sol istikamına gitti. Aşağıdan da bir saldırı daha var. Mirmidenleri ona karşı koruman biraz, yani harp ordusu yok aslında. Skaven'ın bir ordusu. İkit Pençe'nin kendi ordusu zaten. Miragliano'ya gelebilecek durumda. Of of. Üç taraftan gerçekten büyük kriz altındayım. Ama kuzeyde bunların yaşamasına izin veremem gerçekten. Belegar o tarafa gitmeli. Marş vaziyetindeyken buraya kadar geliyor. Yer altındayken daha yakına gidiyor. Yer altındayken bu arada geri çekilme imkanımız oluyor mu? Yolu kesilirse imkansız olur diyor. Tamam, normal bir şekilde saldırılırsa o zaman geri çekebiliyorum. Tamam, sorun yok. Şeyden endişeleniyorum çünkü.
bu ordu ışınlanırsa ardından bununla saldırırsa 4 orduyla birden savaşmam gerekir. Geri çekilmem gerekir öyle bir durumda. Kimsenin yürümen nereye kadar geliyor? Şuraya kadar. Ben de şuraya kadar gelirsem, umarım açıklamalar bana yalan söylemiyordur. Geri çekilme imkanım vardır. Önümüzdeki tur umarım sol istihkamına saldırabilecek pozisyonda olurum. Kalabalık bir savaş olur ama hallederiz diye düşünüyorum. Sen şunu almıştın, bunu üçlemişsin. Başka var mı şöyle enteresan bir şeyler? Yukarıda yok. Liderlik ağır boyutunu geç. Tüm menzilli birimler için hız olur. Olur. Onu bir geliştirelim. Çok büyük bir etkisi yok ama. Olduğu kadar. Önce hücumunu al. Aynı şeyi sen de yap. Okey. Kendi topraklarımda olduğum için de biraz tazelenebiliyorum. O da güzel haber. Şimdi. Burada askeri bina yok. Madenci basabilirim sadece. Ki burada isyan da çıkacak gibi görünüyor. İklim de kötü olduğu için. Tamam, tamam. Burada bir ordu basacağım ben. Şu 5. seviye lordum gelsin. Okey, oradan da 1000 liramız oldu. 2 tane şundan. 3 tane bundan. 1 tane de düz yüce savaşçısı. Şöyle bir düşünüyorum. Zırh delici değil de. Ha yok, anti-piyade yüce savaşçısı yokmuş zaten elinde, tamam. Normalde kalkanlı basarım da yeşil delillerin çok fazla menzilli hasar olmadığı için anti-piyade basmak daha mantıklı olabilir diye düşündüm ama anti-piyadeyi basamıyorum. Ya kaşacı. Şunları bir karşılaştırmak istiyorum. Bakın devlet savunması bunların daha fazla. Hasarı zaten mina kaşıcılarla. Aa, bir dakika, büyük silah. Ha pardon, bunlar okçuların şeyi. Alternatif versiyonu. O alternatif versiyondan basmalı mıyım? Şöyle bir karşılaştırma yapıyorum. Bunların yakın dövüşü daha iyi. Yakın dövüş savunması daha kötü. Ama bunların kalkanı var ya. Kalkan önemli bir şey. Yine onlardan kalsın. Okey. Burada 6 tane birim basıyorum. Bir de ordum 7. 7 kişilik bir orduyla karşılayacağım bunları. 10 kişilik de bir garnizonum var. Buraya saldırırlarsa onların icabına bakabilirim diye düşünüyorum. Karma yetiştirebiliyorum burada. Yetiştiriyorum. Tamam. Atik, piyadeye karşı bonus, içkici birim kitlesi, uzman hücum savunması, dirençli fiziksel direnç. Evet, fiziksel direnç %15, çok güzel. Bunu da orduya katarım. Okey. Bu ordunun bakım masrafı 1300 artı 300, 1700 falan olacak galiba. Okey. İkit Klov'un Miragliano'ya gelme... Ya muhtemelen direkt saldırmaz. Biraz bekleyeyim bakalım. Belki saldırmaz. Belki Karkason'a gitmeyi tercih eder. Zannetmiyorum ama... Ya şey, sen İkit Klov'la savaşa girmek istemez misin dostum ya? Hayır mı? Hmm, sen bir ihtimal ister misin? Sen de mi hayır? Okey, başa gelen çekilir. Burada büyük bir ordu basmam gerekecek galiba bunu iptal ederek. Miragliano'yu kaybedersem de dünyanın sonu değil de işte şunu iptal etmeden kaybetmek istemiyorum. Ona çok para yatırdım çünkü. Bence saldırmaz. Riske atacağım bakalım. Yakın isyan, tamam, orada isyan çıksın. Ordu kontrolleri tamam, bunlar tamam. Diplomasi. De bir şey varmış gibi gözükmemekte. Okey. Okey, enteresan gelişmeler oldu. Elspeth saldırdı sol istikamına. Beni buradan korur diye umuyordum. Beni korumamıştı ama en azından sonradan yetişti. Okey. Onu da araştırdık. Şimdi madem öyle, ben sol istihkamını yani başkası alacaksa alsın. Çok umudu olan bir yer değil. Ben Karakhirm'i korumaya çalışayım. Şuradan şuraya ışınlanarak onu oradan kovuşturabilirim. Okey. Şimdi şuna saldırırsam geri çekilir. Geri çekilmesini istemiyorum. Şuradaki küçük ordu da şuradan aşağı doğru indi. Muhtemelen Verdunas'a saldıracak o da. Sen şuraya bir gir. Buradaki 20 kişilik ordusu ne yaptı Verzeyn bilmiyorum ama... Bir kalsın. İkit Klov tahmin ettiğim gibi saldırmadı ama yaklaştı. Dolayısıyla şu planı uygulamaya koyma zamanı geldi. Onu iptal et. Elde var 16.000. Hayvan gibi eksiğe düşeceğim ama yapmak zorundayım yine de.
Şey, katil lord tipi gereksiz olur. Rune lordu olabilir. Rune'e ihtiyacım olabilir. Tamam. Rune lordu olsun bir tane. Gel bakayım. Burada 11 kişilik bir garnizonum var. 16 kişilik de bir ekip pençe var. Çok da abartmaya gerek yok ya aslında. Şöyle bir bakıyorum da. Şimdi Karizgi'den renler için %50 bakım maliyetinden bahsediyordu. Onun etkisi geçti galiba. Aha, bu arada hesaplaşma çağı bitmek üzere. %69 değil, %75 olursak 100 seviyeye çıkacağız. Şunu riske edeyim o zaman ben. Aa, geri çekilmedi. O ölecek ama tamamının da ölmesini istiyorum bunun. Okey. Cüce savaşçısı basılır ya, cüce savaşçısı. En azından çekiççi ölmüyor. Okey. Güzel. Bundan biraz gares kazandık. Yeterince kazandık mı onu şimdi göreceğiz. Benim tepkisi bina geliri kontrol. Kontrole ihtiyacım olabilir burada. Evet. Evet. Yeterince kazanmışız. Süper. Şu an kaçtayız? Aha, %100'deyiz. Oha. O kadar bu büyük bir garezi vardı onun. Peki, oha, maksimum seviyede bitiriyoruz ya, harika. Garez gideren birimler için %50 bakım maliyeti azaltımı olacak. Ve bir sürü yeni garez gideren birim olacak. Kontrol, büyüme falan. Coştuk, coştuk. Şahane. Bize yanlış yapmışlardı. O yanlışı düzelttik. Nice. Sevindim. Güzel gelişme. Sana şimdi birim basamıyoruz bu vaziyette olduğun için. Canın sağ olsun. Bakayım şurada ne var. Sakın saldırı. Fiziksel direncini bir alalım senin. Şuradan gidiyorduk. Siz de ölümcül hücumu aldık. Yukarıda çok enteresan bir şey var mı? Yok gibi. O yüzden vurması zor hale getirelim sizi biraz daha. Çünkü asıl hasar verme birimlerim bunlar değil. Asıl hasar okçularla veriyorum malum. Şunu üçleyeyim demişim değil mi? Bunların savunmasının daha yüksek olması saldırısının daha yüksek olmasından daha önemli. Okey. Şu Migdal'ı da alırım diye düşünüyorum. Elspeth'le Skrek de savaşa girmiş. Tamam, onlar birbiriyle savaşırken o zaman ben onlara bulaşmamayı başarabilirim sanırım. Okey. Tamam, şuradan Migdal Al-Barak'a doğru gideceğim. Belegar'la. Oradan da aşağı gitmeyi deneyeceğim. Bu sırada şu adam burada kalacak. Buradan gelecek yeşil derileri saldırılarını engellemeye çalışacak. Bu adama ise madem öyle şu garez giderenleri bir alırım. Kaç oldu şimdi? 11, 12, 13, 14. İki tehlikeli yine de. Bu arada Lucina'ya yönelme ihtimali de hayli yüksek buranın tehlikeli olduğunu görünce, ama dur bakalım. Ve namlu alay da yetiştireceğim tabii ki. Ya aslında bayağı bir katil varmış ya. Ya bir dakika, ben bu katilleri alayım. Şu Garagrim görevini yavaş yavaş yerine getirmeye çalışayım. Mantıklı mı? Garagrim görevi ne diyor? Nerede? Garagrim. Bir tane var. Şuradan toplam 8 birim idame ettir. Ama yani aynı anda idame ettirmek lazım 8 tane birimi ve katil alacak pozisyonum yok. Bir dakika, bu bana ne kazandıracak? Garez gideren. Kaç tane katil var Garez giderenlerde? Bir tane var. Bir tane buradan gelecek. Bir tane var. İki olacak. 3, 4, 5 tane olacak yani. 8 tane olmayacak. Başka bir şekilde katil bulabilir miyim diye düşünüyorum. Müttefik yetiştirmeden mümkün değil. Kalıcı olacak gözüyle bakmalı mıyım bunlara peki? İkite saldırır mıyım bununla? Bence saldırırım. Tamam, katiller gelsin, eyvallah.
Lord'a katil Lord'la değiştiririm bu arada. Şu an 4 olmuş olması lazım o görevin. 3 mü? Aha, katil korsanlar sayılmıyor mu? Yo, sayılıyor. Bir dakika. 1, 2... Ha, yo. Grimnir kardeşliği, katil korsanlar... Neden sayılmıyor abi bir tanesi? 4 tane katilim var benim. Neyse artık. Bir tane lord basalım şuradan. Pardon, kahraman, derebeyi. Atik var, içkici var, dirençli var. Dirençli olsun. Şu an 17 kişiyiz, tamam mı? İki din 16 kişisini kolay kolay alırız. Kolaylıkla alırız. Lütçü'ne yönelirse daha fazla birim basarak onun peşine düşerim. Düz birim basmayı seçeyim mi? Evet. Buraya uğramama ihtimali hayli fazla bence. Bunu basarsam... Artı 1000 artıyor. Tamam, idare ederiz. İdare ederiz. Hayırlısı bakalım ya. Bu kadar fakir durumdayken bu kadar çok ordu beslemek hayır alamet değil ama yapacak bir şey yok şu an. Okey, Karakizor'a derinlikler yapmak istiyorum ben. Ulu kapı yapmak istiyorum. Dolayısıyla şu büyümeyi biriktireceğim. Aslında mantıklı olan para binası... Ha, para binaları yapıldı zaten. Ha, şunu yapmak mantıklı. Bakırdağı. Üf, eşek gibi para kazandırıyor. Derinlikler de yapmak istiyorum ama... Ya çok güzel para kazandırıyor ama. 9000 istiyor bu da. Of, derinlikleri yine mi erteleyeceğim? Erteleyeceğim ya. Ya ama ertelemek istemiyorum. Karakime yapma ihtimalim çok zor. Miragliano'ya yapma ihtimalim. 8 tur. Ya yeni mekaniği görmek istiyorum ya. Yapmak istiyorum onu. Tamam, onu yapacağım. Şu para binasını bir geliştirelim. Geliştirmesek daha iyi olabilir. Dursun. Okey. Araştırma olarak hedefim zaten... Bir dakika. Hedefim neydi? Şuydu. Kontrol artı 2. Lütfen. 300 geçince ant altınlarına belki bakabilirim. Garnizondaki lord hareket etmedi. Bina geliştirmelerine baktım. Diplomasiye bakmadım. Ona da bakayım. Sigmar kültü. Lan demin tehdit etmişti ya beni çok. Çok gıcık bir durumdu. Neyse, anlaşma yapalım seninle. Sen beni istediğin kadar tehdit et ama biz kadim müttefiklerimiz insanlara öyle yamuk yapmayız dostum. İkit geri bastı. Okey, hesaplaşma çağı bitti. Bonuslardan artık faydalanabileceğim. Yeni bir hesaplaşma çağı başlasın. Tabii ki. Her vaziyetinde. Okey. İkit geri bastı dediğim gibi. Tuvaro'ya gitti. Şimdi ben burada ne yapmalıyım o zaman? Garez giderenlere bir bakayım. Evet, bir tane katilim var. Çok güzel birimler var. Çok da güzel para ediyorlar. Şimdi burada madem tehdit altında değilim, şu yukarıdan gelen dandirik orduya bir önlem almaya çalışayım. Şöyle gel. Oradan gelirse ona yine tepki veririz de. Küçük bir orduydu galiba. Ya bu 8 kişi bile karşısına çıksa yener herhalde. Tamam. Bu ne be? Aa, böyle bir şey mi oluyordu? Bir dakika, burada da katil var. Göreve sayılıyor mu? Sayılıyor. Bakın, masrafı olmayan ordu. Aa, böyle bir şey mi vardı ya, dur. Yok olmuşum ben. Garez gideren birliklerden oluşan geçici bir ordu ortaya çıkar. 15 turluğuna. Oha, şahane. Aa, buraya bunlar almış. Hay Allah. Pekala. Sen de geçici anlaşman var mı? Var. Şu sol istihkamını tanıyıp duruyorlar çok değerliymiş gibi. Skrek'le aram zaten kötü.
nasıl hareket etsem şimdi diye düşünüyorum. Varak vara doğru gideyim ya. Kasvet ormanı orada arada kalmış olacak ama. Ya siz onlara karşı savaş açmaz mısınız? Kannellere karşı. Hayır mı? Tamam, ben Barakvar'a doğru gideceğim. Hatta yavaş yavaş da ufaktan 8 tepe fethine doğru başlamış, fethine başlamış olacağız bu durumda. Ne kadar güçlüler bu arada? Ha, bayağı zayıf düşmüşler. Süper, süper. Okey, o zaman yavaş yavaş gidelim. Hı-hı. Sen burada bekliyorsun. Sen şu orduya gir. Şimdi 4 tane katilim var. Bunu alırsam 5 olur. Başka da yok. Şu lordu bir değiştireyim her şeyden önce. İblis katili olsun. Ecdat kanı gurundi, araştırma oranı, inşaat maliyeti. Disiplinli. Liderlik önemli değil. Yakın saldırı 2 tüm birimler için fena değil ama şu daha çok işime yarayacak gibi. Gel. Okay. Al abi şunu da. Katil buluruz belki bir yerlerden diyeyim, ne diyeyim. Ben ikide karşı savaşa girmek istiyorum çünkü. Artık karşı hamlede bulunmak istiyorum. Tobarro'ya saldırmak istiyorum. Bunları niye alamıyorum şu an? Ha, kapasite var orada da, belli bir sayıda alabiliyoruz gariz gideren. Peki. 3 tane. Ha, tamam. Peki. Tamam, öyle olsun. Namlu alayı yetiştirebilirim tabii ki. Ki bir tane şu şart bence bu orduya. Of. Gidere bak. Hiç bu işe kalkışmasam mı? Bu tur parak var, ulaşırım bence. Burayı talan etmeyi düşünebilirim belki. Bu ordu 20 kişilik olmadan Skaven'a saldırıya geçemem ben. Mümkün değil. Orada katiller Skaven için pek mantıklı olmadı ama işte o görevi yapmak istiyorum o yüzden. On altı kişiydim ordusu. Bir de garnizon var. 14 namlu alay. Bunu yaparsam artı 350. ...15 kişi olacağız onu yaparsak. Tobarro'ya direkt saldırabilirim. Ne kadar büyük bir garnizonu var onu da bilmiyorum Tobarro'da. Belki başka bir ordusu da vardır, onu da bilmiyorum. Okey, ben direkt saldıracağım. Namlu alay, bir tane daha bir şey alsam mı? Şöyle Skaven'a karşı gürleyen yakın dövüş piyadesine ihtiyacım var benim daha çok. Sen gel. 16 olduk. İkisini alırsam 700 ediyor. Tamam, ben bunları alacağım. Ve direkt saldıracağım. Direkt saldırabileceğini umuyorum. Saldıramadım, saldıramadım. Okey, okey, proje iptal, proje saçmaladı. Of, şu an bana iki orduyla saldırma ihtimali var. Of. Para bulabilir miyim bir yerden? Hayır. Ee,
Sen git abi. Yapacak bir şey yok. Orada küçük ordu gelirse de bir hal çaresini düşünürüz. Hala yetmiyor. İptal edebileceğim bir bina var mı? Sadece mürmidenler var. Tercihen iptal etmek istemem onu. 200 kurtarsak yeter. 200 itemlardan kurtarabilir miyiz? Ya da yaverlerden. Şöyle işe yaramayan ne var? Şunlar işime yaramıyor mesela. İki tanesini göndersem. Tamam. İflastan kurtulduk. Bir yerin kuşatılma bilmem ne ihtimali var mı? Yok. Bunun zaten şeyi yok. Gideri yok. Sol istikamını alırsın önümüzdeki tur eğer bir engel çıkmazsa. Tamam. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ant altınları 300'ü geçmiş. 500 olana kadar da bekleyebilirim aslında. Karakter olmayan birbirine dehşet salar. Dehşet türünü alan etkili geç. Yakın saldır piyade yakabar geç. Ona kurban etme rünü. Şey, Mortis efekti veren bir rün vardı sanki. Anakin rünü mü? Evet. Tamam, ben bunu yapmak istiyorum mümkünse. Anakin rünü. Bir dakika, bu kaç veriyor? 6-12. Şu an Belegar'ın taktığı rünle aynı mı o? Şans rünü. Anakin. Aynıymış, tamam. Başkasına takarız. Yani geçmeye baktım. Dinosya'ya baktım. Devam. Tamam, isyan etmedik. İsyan demişim, iflas etmedik. Dibimde bir ezen sürü. Okey, güzel. Şurayı talan etmek. Oraya ulaşamıyorum zaten. Tamam, süper oldu. Gel dostum. Harika. Bundan daha iyi sonuç düşünemiyorum. İkmal ant altını ordugah vaziyetinde ilerlerim zaten. Şimdilik ant altını ve normal altını alayım. Okey. Bu birazcık maddiyatı toparlamış oldu. Fraksiyon yok edildi. Yeni namlu alaylar açıldı. Süper. Sen ordugah vaziyetinde şuraya doğru gel diyeceğim de ulaşamayacaksın değil mi o zaman oraya? Evet, normal yürüyüş vaziyetinde gelsen. Tazelenmeyelim, olsun. Önümüzdeki tur oraya ulaşabilecek gibi duruyor sanki. Tamam. Okey, Belegar'cığım sen hadi şunu da al. Ondan sonra ordunu güçlendireyim senin. Bu tarafta sol istihkamını alalım hemen. Güzel. Burası herhangi bir gelir kazandırmıyor bize ama olmasının bir sebebi yok. Elimizde olmamasının. Tazelenmiyormuş bu ordu. Peki onu da görmüş oldum. Ve şimdi asıl mesele. Ikit Klo buraya girdi. Tobarro'ya. Diğer ordular da desteğe gelmedi. Tobarro'da ne kadar garnizon var bilmiyorum ama ve lakin iki namlu alay daha yetiştirerek oraya gireceğim ben. Korucular gelsin. Bir de bunu yetiştirebiliyorum sadece. Tamam, 20 kişi olduk. Kimse ölmüyor. Bu direkt saldırabilecek pozisyonda mı? Evet. Şöyle bakıyorum. Ben bence fazla kayıp almadan hallederim diyeceğim de cezayirler düşündürüyor. Veba pençe mancınıkları var. Onları nasıl hallederim? Bunların menzil 440, bunlarınki 400, bunlarınki 275. Bunlar mancınıkları indirebilir mi? Sence silahları var bir tane. Tamam, kendim yapacağım bu savaşı. Umarım daha az hasar görürüm diye kendim yapmaya karar verdiğim savaştan daha çok hasar alarak çıkmam.
Bakacağız. Hem de şurası güzel bir tepelik. Şuraya bir kurulabilirsin bence sen. Kurulamıyor musun? Ha, şuradayız, tamam. Yine de şu tepeyi tutmak mantıklı göründü. Sen bir öne gel. Ordunun geri kalanına bir bakayım. Şimdi savunma ağırlıklı olanlar kimler? Madenciler. Korucular. Savunma ağırlıklı fazla birim yok. Onu görmüş oldum şu an. Şu dördü biraz daha savunma ağırlıklı. Bir de bu var. Sen şöyle gel. Tamam, 5 tane yeterli. Onun arkasında katiller dizilsin. Onların arkasında dizilmesin. Bir dakika, öyle yapmasın. İki tarafa dizilsin. Belki düşmanı çevreleme imkanım olabilir. Katil korsanlar ve bir dakika, sen hariç diğer herkes bunların arkasında dizilsin. Korsanları beni yakın dövüş piyadesi olarak görüyor. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle olsun. Siz onların arkasına dizilin. Siz şöyle yapın, tamam mı? Siz de o araya girin. Siz ikiniz onun önünde durun. Şimdilik yakın durun. Her şey yolunda sanırım. Şuradan aşağı doğru saldırmaya çalışacağım. Arkamdan dolaşacaklardır elbette. Ama hal çaresine bakarız diye düşünmekteyim. Şöyle geliniz. Direkt üstüme geliyorlar mı? Bu arada şeylerin menziline gireceğim. Riva pençe mancınıklarının. O yüzden biraz geride durun öncelikle. Onların menziline girmediğiniz bir noktada durun. Gibi. Şu gares fırlatanlarla onları halletmeye çalışayım öncelikle. Ondan sonra ideal pozisyona geçerim. Dön. Ne oluyor? Tamam, gelsinler. Nükledik. Lan bunu nasıl unuttum ben? Abi iki klonla savaşıyorsun. Nükü nasıl unutursun? Aptallığa bak. Ne yaptım ben? Hayır. Ateş etmeyin lan saçma sapan. Of, ordunun... Ordu mahvoldu. Dur. Yarısı duruyor hala. Dur, yarısından fazlası duruyor. Dur. Umutsuzluğa kapılmak için erken. Herhalde bunların mancınıkları. Of, otomatik sonuçlandırmayı alsaydım madem böyle bir şey yapacaktım. Bu nedir? Summon geliyor. Okey, onlara dalabilirsiniz. Master yok. Of ya, olaya bak. Tamam, mancınıkları isabet ettiriyorlar gibi. Hayırlısı diyelim. Değil mi oradaki samunlar? Abi Skaven'la karşı savaştığımı nasıl unuturum ben, böyle bedavadan verdik bir tane birimi. Direkt üstlerine şey yapıyorlar yine. Oo güzel, hızlı bir şekilde indiriyor Veva Fençe mancınığını. Tam üzerine summon yapsaydı benim için daha kötü olurdu ama enayilik etti tabii ki. Ya Skaven'a karşı savaşıyorsun, iki tek karşı savaşıyorsun, nasıl unutursun böyle bir şeyi ya. Okay, onlar oradan gitmiş gibi. Cezayirlere hedefle şimdi de. Cezayirler nerede? Sapancı değil. Cezayirlerini göremiyorum. Neyse, kafana göre birilerini hedefle o zaman. Şurada Cezayir. Tamam mı oradaki samunlar? Yeni samun geliyor elbette. Şey geliyormuş. Yeni samun buraya geliyor. Hapsiz geliyor. Savaşmak çok güzel. Dur, siz şöyle gelin. Tamam mı? Dur ya, kaybedeceğim ben galiba bu savaşı. Siz şöyle şu tepeyi almaya çalışın diyeceğim. Dur, ateş serbestini kapattım değil mi? Sen nesin?
Siz ikiti dövebilir misiniz? Abi sen öne gitmeseydin keşke. Lanet olası Skaven. Kahrolası Skaven. Gel abi biraz geri gel. Sen neredesin? Sen de ileri git. Ah çok dağıldım çok. Şuradan dolaşın bari siz. Sen orada kal, oradaki savunları ateş edersin bari. Şu köşeyi kapatın direkt. Oradan o ordunun geçmesine izin vermeyin. Arkadan da geliyorlar. Tamam, bu savaşı kaybettik. Otomatik sonuçlandırmayı keşke alsaydım. Şunları ateş et. Kaybettik abi. Yapacak bir şey yok. Gerçekten Keko gibi bir savaş verdim. Utanıyorum bu savaş sonucundan. Of. Of. Hata hata üstüne gerçekten yani. Keşke otomatik sonuçlandırsaydım. Neyse ordunun bakım masrafından kurtulduk en azından. İkit nerede? Ölmemiştir değil mi? İkit nereye ölüyor? Ama göremiyorum ki. Ha şuradaymış. Onlar gittiğine git. Buraya saldırın bari. Umutsuz savaş devam etmekte. Okçularımı da bir güzel çevirdiler. Oradan da saldırmamı engellediler. Hiçbir şey yapamadım bu savaşta. Yani bu kadar kötü oynanmaz bu oyun. Bu oyun nasıl oynanmaz dersi almak isterseniz bu savaşı arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Ay ay. Mahvettim gerçekten. Tamam bakın WhatsApp'larından kurtulduk da bu adamları almak için bir sürü para vermiştim. O paralar ne olacak diye soracak olursanız onlar işte meçhul. İkit öldürebilir misin bir ihtimal? Öyle bir ihtimal yok tabii ki. Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Yani kötü oynanır, kaybedilir eyvallah da bu kadar da hezimete uğranmaz be. Katiller tabii kırılmaz birimler oldukları için. Geri çekilme emri versem çekilebilirler mi acaba? Sen mesela geri çekilemiyor musun dostum? Bari Lord'u kurtaralım da yeni Lord'a para vermek zorunda kalmayalım diyeceğim. Kaçacak gibi bakalım. Yo, ikit kovalıyor. Hayırlısı. Okay, Karagrim'i alma görevinde de başarısız olmuş oldum böylece. Ah ya, otomatik sonuçlandırmayan kafama yani. Her zaman tam tersini söylüyorum. Otomatik sonuçlandırmamalıydım derim bu sefer. Otomatik sonuçlandırmalıydım. Okay. Okay, yani ne yapalım, hayatta kaybetmek de var, hayatta mallıklar etmek de var. Sizlere bir vedamızı edelim arkadaşlar. Denize inmeye kalkarsak oraya çok uzun sürer ve denize zaten önümüzü keserler. Okay, ne yapalım hayatta mallık etmek de var dediğim gibi. Neyse efendim, böyle bir hezimetle bu bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Bir sonraki bölümde gururumu kurtarmak dileğiyle diyeyim. Beyninizi rica edecek yüzüm bile yok. Mümkünse bir beyninizi rica edeyim diyecek yüzüm bile yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.